Cinevir, Cinema 4D entegre versiyonu. Artık geldik After Effects Creative Cloud sürümü yenilikleri isimli bölümü. Şimdi artık bu bölümde After Effects CS6 sürümün değil de CC isimli sürümünü kullanacağız. Burada bazı yeniliklerden bahsedeceğiz. Eğer bilgisayarınızda yüklü değilse Adobe'un sitesinden bir aylık deneme sürümüyle bilgisayarınıza indirip deneyebilirsiniz. Şimdi başlayacak olursak ilk konumuz Cinema 4D entegrasyonu. Biraz bu yenilikten bahsedelim. After Effects CS, After Effects CC sürümüyle gelen bu özellik ile 3 boyutlu çalışmalarımızı tekrar tekrar render almamıza gerek kalmayacaktır. Çünkü Cineviewer eklentisiyle birlikte iki program arasındaki entegrasyonu sağlayacağız. Yani Cinema 4D'de yaptığımız bir çalışmayı, yani kaynak dosyayı kaydedip anında After Effects içerisinde canlı bir şekilde entegrasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Hemen başlayacak olursak ilk olarak yeni bir Cinema 4D çalışması açalım. Bunun için program üstünden File New Maxis Cinema 4D File diyoruz. Burada hemen masa üstüne yazalım. Mesela deneme olursa şu şekilde CodeLab isminde bir çalışma dosyası oluşturduk. Şimdi bunun üzerinden gideriz. Biz burada dosyayı oluşturduğumuz an hemen Cinema 4D Lite program açılacaktır. Açılmasını bekleyelim. Şu şekilde biraz beklersek açılmasını. Altta geliyor zaten şu an. Şu şekilde açalım hemen. Burada After Effects CC programını kurarken aynı zamanda bu R14 sürümü olan Lite programını da kurmuş oluyoruz. Bu şekilde programımız geldi. Şimdi hemen Cinema 4D programına geçelim. Burada zaten açmış olduğumuz CodeLab isimli Cinema 4D projesi açık bir durumda. Şimdi burada hemen bir bazı şeyler oluşturarak başlayalım. Bunun için hemen bir spline text oluşturalım. Bunun için spline menüsünü genişleterek ardından text seçelim. Bunun için yine bu araçlar üzerinde bulunan spline menüsünü genişletip ardından text yoluna ulaşabiliriz. Şimdi yine burada freehand olarak varsayılan gözüküyor. Yani burada karışıklığı önlemek için bunu ifade ettim. Şimdi ilk olarak yazımızı ekledik. Ardından bu yazıyı bir doku ile bağlayalım. Bunun için hemen yanındaki bulunan nerves menüsünü genişleterek buradan nerves ekleyeceğiz. Bunun için hemen extrude nerves ekliyoruz. Ardından yazıyı bu nerves isimli katman üzerine bırakarak bununla birlikte birlikte bir katman olmasını sağlayalım. Yani buna Cinema 4D'de ebeveyn çocuk ilişkisi dediğimiz katmanlardaki ilişkidir. Bu şekilde bunu yaptık. Ardından burada Extrude Nerves isimli katmana tıklayıp burada biraz yazının derinliğini ayarlayalım. Şunu 60 gibi bir değer olarak belirleyebiliriz. Şu şekilde ayarladık. Ardından buna tabii ki yine renklendirme yapabiliriz. Bunun için şu sol altta bulunan Materials paneline boş bir kısmı çift tıklayarak yeni bir materyal oluşturalım. Şöyle biraz kenara alacak olursak direkt biz buna burada renk uygulayabiliriz. Burada hemen bir kırmızı renkte bir materyal seçtik. Ardından bu materyali sürükleyip yazının üzerine bırakabiliriz. Şuradan Render View dediğimizde gördüğünüz gibi şu şekilde bir yazımız mevcut. Yazımızın içini değiştirecek olursak hemen şu şekilde CodeLab olarak değiştirelim bunu. Şu şekilde değiştirdik. Ardından yine burada yazıyla ilgili ayarlamalar yapabiliriz. Buradan biraz 150 olarak belirtelim. Yani çok büyük olmamasında bunu da sağlayabiliriz. Yine buradan font kısmını açarak font ayarlamalarımızı yapabiliriz. Hemen buradan çeşitli font seçecek olursak, yani rastgele burada şu kalın bir font seçmek istiyorum. Şu şekilde seçebiliriz. Tamamen size kalmış. Güzel bir font bulmak istiyorum. Hemen şurada Professional isimli fontu koyalım. Tamamdır. Artık biz burada hemen After Effects'e geri dönelim. Burada bir kompozisyon açarak, yani yeni bir kompozisyon oluşturalım şurada. Bu şekilde.
şunu kapatalım. Şimdi bunu şu şekilde timeline'ımıza sürükledik. Gördüğünüz gibi hemen burada Cineviewer eklentisi aktif hale geldi. Fakat biz Cinema4D'de burada çalışmayı kaydetmediğimiz için burada hiçbir şey gözükmüyor yani. Boş bir düzlem gözüküyor. Hemen buradaki hızlı performansı göre Ctrl-S kısıyor tuşuyla buradaki dosyayı kaydettik. Ardından buraya gelin. Gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde buraya CodeLab ismini yazmış olduğumuz metin kutusu buraya geldi. Yani şimdi burada hemen Cinema4D atıyorum. Bu yazının konumunu değiştirdiğimizde hemen Ctrl-S ile kaydedip buraya geldiğimizde hızlı bir şekilde render alıp buradaki değişikliği bize gösterecekti. Bu performans gerçekten iyi bir özellik. Yani bu Cineviewer eklentisiyle birlikte iki program arasındaki entegrasyonu hızlı bir şekilde sağlayabiliyoruz. Bu biz After Effects kullanıcılar için gerçekten müthiş bir özellik. Yani bizim işimizi görmesi açısından. Şimdi yazı ile ilgili ayarlama yapmak için hemen Layer, New, Kamera diyerek yeni bir kamera oluşturalım. Burada iki boyutlu katmanlara uygulanabileceği ve üç boyutlu hale getirmemizi söylüyor. Biz burada hemen kamera aracını seçip CodeLab isimli katmana gidelim. Şimdi burada şu şekilde kamera oynattığımızda gördüğünüz gibi kameranın oynamadığını göreceksiniz. Bunun ayarlamadan hepsini Cineviewer eklentisi altının yapıldığını ifade edebiliriz. Burada Project Settings kısmında kamera bulunmaktadır. Burada Cinema4D kamera seçilmiş durumda. Bunu komp kamera yani kompozisyon kamera şeklinde seçersek bizim kompozisyonumuzun kamerasını aktif hale getirecektir. Bu şekilde burada bunu da ayarlayabiliriz. Şu şekilde burada yani dilediğimiz bir şekilde kamera açılarını buradan ayarlayabiliriz. Bunu da ifade etmiş olduk. Yani burada gördüğünüz taban yani şu alt zemin Cinema4D'de bulunan bu tabandır. Yani bu şekilde bunu da ifade etmiş olalım. Ardından tekrar After Effects. Burada başka bir noktaya değinecek olursak render. Biz tabii ki burada çalışmalarda bu zeminin gözükmesini istemeyiz. Bunun ayarlamadan render settings kısmı altından render seçeneği altından yapabiliriz. Burada software yani yazılım renderı. Biz burada standard final yani son görünüm olarak bunu göstermek istiyoruz. Gördüğünüz gibi alttaki zemin bu şekilde kalkıyor. Bu şekilde bunu da ayarlamış olabiliriz. Yine buraya gelip bu yazıyı silip örneğin buradan farklı bir mesela figür eklediğimizde hemen Ctrl-S ile kaydettiğimizde After Effects'e dönelim. Gördüğünüz gibi burada hemen render alıp bize buradaki sonucu gösterecektir. Bu şekilde iki program arasındaki entegrasyonu sağlamış olabilir.